Evet sevgili dostlar Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının görünüşteki külfetleri yanında asıl bize kazandırdıkları asıl hangi büyük sıkıntılardan yüklerden kurtardıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Namazdan, haçtan az önce örnek vererek onların da bazı neticelerinden bahsettik. Yani bütünüyle de bahsetsek her birini bir, bir programda ancak Öyle. anlatabiliriz. İsterseniz biraz da e ben oruç oruca bir yasak, ilave yapabilir miyim? Yasaklara ee, geçmeden o zaman hı. buyurun. Orucun e, tatlı açlığı diye bir tabir geçiyor. Hı, hmm. Yani buraya e, tam uygun düşer diye düşünüyorum. Yani açlık aslında e, zordur yani. Gibi. Arzu edilmez yani. Arzu Kimse edilmez, aç kalmak istemez. Açlık, Allah açlıkla terbiye etmesin diye dua Değerler, büyükler. Ama orada Ramazan risalesinde orucun tatlı açlığı diyor. Hı. Yani oruç bir açıdan külfettir. Nefse zor geliyor aç durmak. Ama yüklerden kurtarıyor. Yani oruç tuttuğu zaman bir insan hafifliyor. Vücudundaki fazlalıklar, işte yağ birikintileri, toksinler arınıyor. Zekat olarak onun için tavsif ediliyor. Hadiste her şeyin bir zekatı vardır bedenin zekatı oruçtur. Zekat temizlik anlamına geliyor bir manasında temizliktir. Kat eflehamen zekkaha. Nefsi evet nefsini arındıranlar felah buldu. Dolayısıyla e, şimdi biz mesela özlüyoruz değil mi? Ramazan Ramazan bize hiç zor gelmiyor. Ramazana o Ramazan gecelerinde gece kalkmak zordur ama ne kadar tatlı oluyor sahurlar, seherler veya oruçluyken kendimizi hafif hissediyoruz. Mesela yemenin bir zevki var. Nefse zevk veriyor yemek. Ama yiyinceye kadardır. Yedikten sonra o zevk eleme dönüşüyor. Özellikle biraz fazla yemişse insan ağırlaşıyor, vücuda hantallaşıyor. Şimdi orada mesela az yemek, kendi nefsini dizginlemek yemek esnasında zor oluyor. Ama bunu başardığı zaman insan onun zevki yani rahatlığını sürüyor. Devamlı oluyor. Yani az yemenin zevki çok yemenin zevkinden çok fazla oluyor. Çünkü çok yemenin zevki sadece yemekle sınırlı. Yemek esnasında 15-20 dakika sonrasında sıkıntı sonrasında sıkıntı oluyor, ağırlık oluyor. Fakat az yemenin o rahatlığı devamlı oluyor. Devamlı oluyor. Dolayısıyla da oruç öyle yani tatlı bir açlık. Çünkü insan için en çok insana böyle zevk veren, haz veren şey kendini hafif hissetmekmiş. Yani hafif. Böyle kendi vücudunu, bedenini hafif hissederek yaşamak ki oruç işte bunu sağlıyor. Onun için mideyi dinlendirme günleri mesela oruç günleri sadece Ramazan'a değil, Ramazan'dan sonra da işte sünnete uyarak eee olması haftada bir gün mideyi dinlendirme günleri o hafifliği hisse hissetmeli insan yaşamalı yani dolayısıyla nefse zor geliyor bir zorluğu var ama e, o azıcık zorluğu yüklendiği zaman e, şeyi daha, çok daha fazla yani rahatlığı öyle e, çok daha fazla oluyor e, o tatlı açlık tabiri e, düşündürücü. Tabiri e, beni bana bunları düşündürdü. Mesela oruçla evet. alakalı bir şey aklıma geldi şimdi. Gelecek haftaki evet. konumuzla da belki irtibatlı olacak. Orucun mesela nefsimize karşı bizi gerçek hürriyete kavuşturan sırları konuşulsa acaba o zahmet ne kadar erir gider? Yani insan nefsinin kıskacına düştüğü için, nefsi tarafından esir alındığı için ne kadar zahmetler çekiyor dünyada? Yani nefsinin her isteğine evet demek durumunda kalan bir insanın daha bu dünyadayken çektiği acılar, zahmetler, ızdıraplar, gözyaşları imtihan sırrı gereği çoğunu bilemiyoruz. Eğer bunlar biraz bilinseydi, tekrarlıyorum yani nefsinin meşru olmayan istek, isteklerine evet diyemediği için insanın daha bu dünyada çektiği zahmetleri tartamıyoruz, bilemiyoruz. Ama ama biraz düşündüğümüzde evet diyor insan. Evet nefsin her istediğine evet diyen insan çıkmaza gidiyor. Bir şey almak istiyor nefis bir şey görüyor. E para yok. Yeterli para yok. Borçlanıyor. İzzetini kaybedebiliyor. Borcu borçla ödeyecek durumlara düşebiliyor. Şöyle arkaya baktığı zaman belki diyor ki şu nefsime bir hayır diyebilseymişim. Yani bazen hayır diyebilmek suretiyle nefsimle olan münasebetimde hür olabilseymişim. Ne kadar rahat yaşayacakmışım dünyada bile dediğinde insan orucu atılmalı. Yani oruç hele yaz günlerinde su istiyor nefis. Hayır. Şimdi zaman değil. İşte bunun Ramazan'dan sonra bir ay sonra iki ay sonra çok güzel bir araba gördüğümüzde önümüzden bir araba geçtiğinde nefis de onu çok arz ettiğinde. Hayır. Şu anda yeterli param yok. Şu anda zamanı değil. Dememize nasıl vesile olduğunu Oruç esnasında su içmek istediğim halde hayır demenin orada kalmadığını, Ramazan ayından sonra da bütün hayatımızda nefsimizin her isteğine evet dememe eğitimi aldığımızı düşünebilsek veya dinleyebilsek veya okuyabilsek, okuyabilsek okuyabildiğimiz kadarından sonra diyeceğiz ki oruç külfet değilmiş. Oruç bizi külfetlerden kurtarıyor diyeceğiz. Yani çok, yani, çok affedersiniz. O açıklamada da e, okumuştuk. Tekrar vurguladığınız çok yerinde oldu. Aslında onlar birer temrin, birer egzersiz, birer eğitim. Evet. Yani orada sadece işte yemeğe, suya hayır demiyorsunuz. Hayır. Genel olarak bir disiplin, bir eğitim alıyor insan. Aynen öyle ya. Bir nefsi disiplin ediyorsunuz. Orada hayır diyebilen, evet. başka zaman başka hayır demesi gereken yerde de rahatlıkla hayır diyebiliyor. Öyle. Ama orada ona alışmayan, bu bir alışma, bir eğitim, bir disiplin kazanma hmm. hali demek ki. Başka yerlerde de zaafa düşüyor. Öyle. Yani yaşadığı birçok acıyı insan tahlil etse, mercek altına alsa, bak geçmişte nefsimin şu isteğini hayır diyemediğim için, şu anda yaş döküyorum diyor. Ağır bir yükün altındayım diyor. Ağır. Şuna hayır diyemedim diyor. İşte bütün e, ibadetlerin içerisindeki sayısız sırlardan birisi insanın nefsiyle olan münasebetlerinde hakiki hürriyete kavuşması. Yani kalbinin ve ruhunun nefsine hakim olmasının daha bu dünyada ne gibi saadetlere vesile olduğunu düşündüğümüzde Allah'ın emirlerinin bir külfet olmadığını, bizi külfetten kurtardığını Vaktimiz mümkün. daralıyor. Yasaklar konusunda bir da belki bir yani birçok şey konuşulabilir. Bir tane örnek. Dikkatimizi çeken belki tamam. toplumda en fazla ihlal edilen şeylerden de olabilir. Ee, belki yani bir, 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 bir örnek diğerlerine zaten uyarlanabilir herhalde. Evet inşallah. Mesela diyelim ki haset yasaklanmış. Yani haset etmek yani çekememezlik dediğimiz şey. Hı hı. Başkalarının elinde bir nimet gördüğümüzde ondan rahatsız olmak ee, onun onda olmamasını arzu, arzu etmek e, e, bu yasaklanmış. E şimdi bu yasağı e, ihlal ettiğinde insan yani e, çekememezlik hastalığına yakalandığında Allah'ın yasak dediği bir şey yaptığında yani haset ettiğinde kendi nefsine kendi nefsine de ne kadar manevi azap çektiriyor. Yani başkalarının elindeki nimetlerden rahatsız olmak, uykuların kaçması, Huzursuz olmak, hele hele bu davranışın Cenab-ı Hakk'ın icraatını, taksimatını, dağıtımını tenkit etmek manasına geldiğini düşündüğümüzde, önce bizi yaratan... Önce haset edeni yakıyor. Önce Haset, haset hasedi, hasedi yakıyor. Önce. Evet, Risale-i Nur'da da böyle geçiyor malum. Hı. Haset, önce hasidi, haset edeni yakar diyor. Haset edilen hakkında zararı ya azdır ya yoktur diyor. E, demek ki Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir şeyi yaptığında insan yük altına giriyor. Huzuru bozuluyor. Rahatı kaçıyor. Yani nefsin de rahatı kaçıyor. Oradaki suni bir lezzete aldanıp başkasının elindekini görünce haset ettiğinde insan anında yediği darbeleri ruhunun kalbinin çok şiddetli bir yara aldığını düşündüğünde elbette şunu diyecektir. Allah yasaklarıyla bizi korumuş. Kesinlikle. Evet. Ya tıpkı o namazdaki disiplinin, oruçtaki az önce verdiğiniz örnekteki disiplinin sahi zamanlardaki hayatımızı da olumlu etkilemesi gibi her bir haram bir diğer haramın mukaddimesi Hı. olabiliyor. Ee, i̇şte kıskançlık hastalığına tutulan bir insan kıskandığı sürece zaten önce zararı kendisi görüyor. Onu yakıyor o düşünce, o yiyip Hı. bitiriyor. Ee, bazen orada da kalmıyor. O kıskançlık malına zarar vermeye neden olabilir. Bir fiilen zarar vermeyi düşünebiliyor. Evet. Aile diyelim ki saadetini kıskanıyorsa onun ortadan kalkması için iftira atabiliyor, gıybet edebiliyor, yalan söyleyebiliyor. Başka suçlar. Başkaca şeylere hatta büyü vesaire gibi bir takım haram şeylere bulaşabiliyor. Hmm. Yani kıskançlığın o an oluşturduğu o zararların yanına yeni ve başka haram kılınan şeyler pekala ilave ediliyor. Bir de onun oluşturduğu yükleri dikkate aldığımızda <laughs> Evet yani iyice katlanarak katmerlenerek çok ciddi bir külfetin altına giriyor insan. Öyle. Demek ki Allah'ın emirleri dünya ve ahirette e, altında ezileceğimiz yüklerden bizi koruyor ve kurtarıyor. Evet. Seyfettin Hocam 3 dakikamız varmış. Aynı şey üzerine veya başka Ya mesela kendini e, beğenmek, rüya gösteriş ...insanı çok büyük bir yük altına sokuyor. Yani herkes... Tasamluğu yani. Değil hmm, evet. Herkes işte beni takdir etsin. Herkes beni ölsün. Herkes beni beğensin. Dilenciliğe mahkum yani oluyor. Yani tamamen başkalarına Dilencilik esir diyorsun. yapıyor insanı. Yani bu hmm. muazzam bir yük. İtibar dilenciliği evet, gibi evet. bir şey aslında. Ya, bu, değil evet. Mi? evet. Burada genel olarak da örnekler çoğaltılabilir ama... ...yani insanın tabii... Yani Allah inancı veya din anlayışı ona karşı mı, ona destek mi? Yani ona derken ni? İnsan kendisine, insanın kendisine, kendisine. Insanın kendisine. kendisine. Evet. Yani benim Allah inancım bana rağmen mi? Çokları bir defa temel prensip olarak. Yani dini Allah inancını ve ibadetleri dini ibadetlerini kendi yanında görmüyor kendisine yük gelmesi, kendisine zor gelmesi ve ondan kaçmasına neden olması bu. Demek ki cehalet var. Yani, yani cehalet. bu da işte yaratılışını yani temel olarak yani ontolojik olarak yaratılışını yaratılışının sırrını çözememek. Ya yani e, benim varlığım bir defa her şeyiyle bana Allah'ın ikramı. Yani Allah e, her şeyimi ona borçlu oldum beni her e, kesten çok seven ve e, her şeyimi bana bağışlayan, bana hiç ihtiyacı olmadığı halde tüm varlığımı bana e, hediye eden benim Rabbim. Dolayısıyla, dolayısıyla böyle bir temelden yola çıktıktan sonra insan... Yani ondan gelen, dosttan gelen her şey güzeldir. Evet Yani bana nefsime hoş gelmese bile bazı onun emirlerin nefsime ağır gelse bile, yani o benim düşmanım değil ki, yani benim iyiliğim için emrediyor. Dolayısıyla ben bunu severek yaparım. Yani insanın sevdiği bir insan uğruna ne kadar çilelere, sıkıntılara severek katlanıyor. E, Aşkı uğruna dağları delmeye kalkışmış diyelim, değil mi? Yani çünkü evet. buna değeceğini anlamış. Şimdi Allah için yani her şeye değer çünkü biz zaten onun hakkını veremeyiz. O bize her şeyimizi karşılıksız bağışlamış. Dolayısıyla bizden istedikleri de yani zaten yani bizden istedikleri bizim içindir. Nimet bize bizim nimet bizim içindir yani evet. o istekleri de bir nimettir. Bu temel şeyi anladıktan sonra. E, mesele çözülür zannediyorum. Ben bir cümle akma geldi. Yani su güzel, hava güzel, güneş güzel, hayat güzel. Suyun, hayatın, güneşin, bütün nimetlerin asıl güzelliğinin açığa çıkmasına vesile sırlar taşıyan farzlar, farzlar bizim için bir nimettir. Çünkü hayatın ve nimetlerin güzelliklerini ve ebedi nimetlerin insanlar için hazırlandığını Allah'ın bize farz olarak yüklediği ibadetlerle ancak fark edebiliyor insan. Böyle baktığında inşallah ibadetlere Allah'ın lütfudur, rahmetidir demek nasip olur. İnşallah böyle diyerek nefsimizi e, ikna etme duasıyla, dileğiyle noktalayalım inşallah. i̇nşallah. Sevgili dostlar Kur'an günlüğünde inşallah yeniden e, yeni bir konuyla karşınızda olmak duasıyla. Hoşçakalın.